Evet, açmaya geldik şimdi koyunları. Çünkü yemeklerini burada yediler. Şimdi ot yeme zamanı. Uy maşallah maşallah, nazar değmez inşallah. Evet, ilk önce yemek çekerken hoş geldiniz demedim. Hoş geldiniz. Nurten ve Ufuk'un hayatına nasılsınız, iyi misiniz bakalım? İyisinizdir inşallah. Biz ne yapıyoruz? Biz şimdi koyunları çıkartacağız. Ondan sonra çıktıktan sonra araba geldi. Şimdi bunları yerlerine götüreceğiz, açık alana. Benim oğlum rüzgarda büyümüş. Şu boynuzlu olan, boynuzlu kara gözlü. Bakın şimdi Bulut ne yapacak? Gel, beni sev diyor bak. Aha. Nasılsın aşkım? Gel. Gel. O zaman kralı seveyim. Gel seni. Ayağa bak, ayağa. Ayağa bak. Kral geçin için. Kız Yağmur. Yağmur kızım sen ne zaman doğuracaksın? Kızım bir doğuramadın kız. Aman ben de var ya, bunlar doğurmaya başlayınca, yani hamile kaldıklarını, ben gebe olduklarını biliyorum. Hemen istiyorum, böyle hemen doğursunlar. Ha bak şu boncuğum, bakalım bize kaç tane doğuracak, yeni aldım. Bak bak, gel beni sev diyor bak. İnanır mısınız, bu resmen konuşuyor. Bu dilini yiyesin, o dilini yiyesin. Koçum benim be, adamım benim be, Ufuk'un adamı bu. Kız Yağmur, kız Yağmur, bunu çok seviyorum ablaları, bunu çok seviyorum. Bu da bu, inşallah yaza yakında bu doğacak. Bu da 8-9 aylık, inşallah bu da doğacak. Ama ilk önce şu teyzesi doğacak. Bu bunun annesinin kuması. Yani bunun neyi olmuş oluyor? Ayrıyeten üvey anası olmuş oluyor. Aslında anası da var, bakın burada. Anası da var. Bunlar bir tane adamdan olan iki hatunlar. Bakın ha bak, iki hatunlar ve aynı gün 4 saat arayla doğurdular. Ya bunlar iki kumalar. Neyse. Hayvanlar aleminde bile bir şeyim var yani. Bunu da yeni aldık, boncuk. Bu da bakın gebe. Maşallah. Genelde bunlar 500 falan doğuruyor. Bakalım bize kaç tane verecek. O koçtan gelen bir şey ama bu arada Bulut ikiz oluyor Bulut'un. Ama bakalım ne olacak. Bu sene Bulut'u doğurduktan sonra bize ikiz verdi. Kral ve Güneş'i verdi. Neyse, devam edelim. Bunları çıkartalım artık. Ben anlatmaya kalksam hikaye olur desem. Haydi bakalım. Şimdi nasıl çıkacak? Nasıl girecek? Ya Allah ya Bismillah. Haydi. Hadi aşklarım. Güneş seni yakalayayım mı? Kız Güneş seni yakalayayım mı? Hadi. Hadi bakalım. Şımarmak yok. Hadi bakalım. Şımarmak yok. Hadi. Evet, yerleri var. Oraya koyacağız. Ben de biraz mandalin falan getirdim, attım. Evet, bakın tamamdır. Bunlar artık otlarını yiyecek. Öğlen oldu. Oluyor yani. Çıkartıyoruz bu saatlerde. Bakın hiçbir şeyi zayi etmiyoruz. Şöyle
Bir dakika canım. Aa, bak böyle döküyoruz. Aslında yere dökmeyecektim de poşet bir anda elimden. Bunun burada kabı var. Tuzlarının da orada kabı var. Bakın. Hiçbir şey zayi etmiyoruz. Yiyorlar. Şöyle göstereyim. Maşallah maşallah. Bir senede maşallah. Bir maşallahımızı alalım. Benim böyle havuçlu, patatesli soğan doğramıştım. Hafif soğan pembeleşmeden, tam pembeleştirmemiştim, yumuşamıştı. Küçük küçük doğradığım havuç ve patates, baharat istediğinizi katabilirsiniz. Ben bahçemden topladığım naneler, geçen kış yaza yakın koyduğum, estağfurullah yazın kışa yakın koyduğum barbunyalardan, böyle benimki bahçe barbunyası bu arada. Yemeğimiz hazır. Altını da kıstım. Kaynar o şimdi. Burada da çayım hazır. Evet, mutfağımda böyle. Bu şekilde canlar. Evim, her yerim toparlaklı. Toparlaklı. Toparladım. Gördünüz, koyunları çıkardık. Burada balığımızı yemledik. Evet, bakın Nurten neler yapıyor. Bu şekilde şöyle söyleyeyim size. Çekmedim. Çünkü işten geldim. Çok geçti. Çekmedim. Burada yaprağım var. Yaprağımı da yanlarına koydum. Canlar, bu şekilde ben turşu salatası koydum. Kornişon küçük küçük. Bunlar burada büyük gösteriyor ama küçük normalde. Böyle ne kadar? 3 kiloluk koydum. Çok da güzel oldu. Geldim, bu şekilde de annem hangel yapıyor. Bugün böyle dolu dolu bir vlogla geldik size. Tamam, hiçbir şey yapma ya. Bezi koysana altına. Gaz geldi. Yanlarına taşsın bir şey. Burada. Bir şey olmaz, taşsın. Yanına ben onu taşsın. Hafif kurudum. Yine poşetler dolaba atarım. Aha. Buzdolabına buna koyuyorsun. Bugün pişiremem. Bugün barbunya yaptım. Bir de yanına şey falan var. Ne sizlerdi de hemen asıl. Tamam yani. Sen koy. Ben şey yaparım. Tamam. Böyle bu şekilde annem geldim. Kendilerine dökerken bana da dökmüş. Bu zaman iki tanesini size veririm. Bu şekilde. Üçünü Enes gelen. Döker misiniz? Çok güzel. Tane tane döker. Her yere bez sermiş. Halıları katlamış. Böyle. Hava çok sıcak. Hava ki yağmur yağdı ama hava çok sıcak. Kartopa bak. Anne anne diye nasıl bağırıyor. Nurten anne. Ben de erişteyi topladım. Torbaya koydum. Ondan sonra orayı topladım, ettim. Bezleri çırptım. Çarşafları. Hiç kullanmıyordum onları ben. Annem eskiden beyaz çarşaflar vardı. Annem almış koymuş çeyizimize. Yanı düğmeli düğmeli. Ama bence bu adam öldürdü. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ya, günah dalmayayım şimdi. Neyse. Nereden nereye geçtik? Müyanlı olduk resmen. Ondan sonra onları güzel bir balkonda çırptım. Çok da şey yapamadım. Cam taktırmış ya Canan. Günahtı, silifti. O tarafa git. Bak işte ben o kadar düşünceli bir insanım. Öyle işte onu şey yaptım. Yıkayacağım onları. Ama yine keseceğim yani. Maşallah ama epey olmuş. Yine keseceğim. Onun makinesi varmış. Makinesini alacağım ben. Bulursam. Öyle. Bu da Enes'in haline kaldı. Enes istedi, değil mi? Enes'e seyrediyorsun. Da... Bu Kars hangeli. Onu öyle söyleyeyim size. Bakın biz böyle kesiyoruz. Size onu da göstereyim. Biz böyle kesiyor annem oklavada bu şekilde. Annemin hangeli hiç yapışmaz. Bu Kars'a özgü hangel. Bugün diyorum ya, dolu dolu bir vlogla geliyoruz. Bakalım kendimi ne zaman göstereceğim. Daha kendimi göstermedim. Öyle. Bu şekilde kesip içine iç de koyabilirsiniz ama o biraz daha yumuşak oluyor. Kıymalar içerisinde daha şey olsun diye. Güya göstereceğim, şöyle 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 yapın diye diyeceğim. Bu arada böyle işte tırnaklarınız falan temiz olsun, kesik olsun. Kesik yani, ha dur bakayım göstereyim. Evet bak, kesik. İşte ben birisi hamur mamur bir şey sarma. Gerçi herkesin sardığı sarmayı yemem de ben.
Hamuru da yemem. Bu şekilde böyle. Bakın böyle de kesiyoruz. Tepsiye koyuyor. Birazdan dökecek. Üzerine suya dökecek. Bu 1-2 dakika duruyor. Fazla durmuyor. Öyle çok haşlanmıyor. Ondan sonra buna kenarda yağ soğan yapıyorsunuz. Pembeleşince altını kapatıp bu şekilde oluyor. Aslında bir kiler gibi bir yerin olacak. Ben öyle yaptıracağım inşallah. Ayrıyetten orada hepsi orada yapıp kapıyı çekip geleceğim bu tarafa. Evde yapmayacağım. Mutfakta falan. Evet yine bu şekil kesti oklavayla. Böyle canlar işte bu kadar. Anne vallahi bana bu tepsi yeter ya. Bana çok verme. Daha var mı tencerede şey kapta? Daha 2 günde mi var? Ben bu tepside yemek yiyorum ha. Ha sen geçmezsen kaç. Yani ben çünkü bu tepside yemeği çok seviyorum yemeğimi falan. Evet bu da bu şekilde işte. Artık ben bir tane şalvarım vardı ya benim. Onun beline gidip lastik yapacağım oturduğum yerde. Bir de diktiğim çuval şey koyduğum makarnayı koyduğumun ağzına böyle bir iplik takacağım bağlamak için. Bakın. Bak, elinle göster gördün mü hiç yapışmıyor bakın. Bir, bu arada un da çok güzel bir un. Ben annemden un aldım. Ondan sonra anneme gittim. Un aldım ama en güzel un aldım tabii. En pahalı un aldım. Bakın gerçekten undan una fark ediyormuş. İki kilo un 70 liraya yakın. Ama çok güzel un. Onu paketine atmayaydın. Mesela kek gibi şeylerde. Çok güzel. Çok güzel. Yeter mi? Yok yok o değil demek. Evet ben şimdi alıyorum ve ben gidiyorum yavaş yavaş. Bu şekilde. Biraz bundan versem. Yok yok sağ ol yeter. Sağ ol Allah razı olsun bu bile çoktu. Ay beni şey tuttu. Saniye elimde. Evet şöyle de geldim şu şekilde. Bakar mısınız yapışmaz. Hiçbir şekilde yapışmaz da. İşte biz her şeyi kendimiz elimizde yapıyoruz Allah'a şükür. Şöyle bir şey var gördünüz haberlerde de gösterdi. Lahmacun içine neler katıyorlarmış. Vallahi ben onun için kurbanı kesiyorum. Kurbanda kendi etimi bile kendim şey yapıyorum. Ben güvenmiyorum çok kasaplara. Gördük eşek meşe kestiklerini at kestiklerini de gördük. Onlar Allah kahretsin. Onun için lahmacun ve her şeyimi de yapıyorum. Bugün diyorum iyi ki öğrenmişim böyle şeyler yapmayı. Bu da burada hafiflik dursun. Ondan sonra biraz da dökerim. Eriştemi de size şöyle göstereyim canlar. Bakın doldurdum torbaya. Ama çok güzel oldu. 3 gün kuruttum merak edenleri. Bu arada benim unum da güzeldi. Şimdi ben bunun ağzına bir iplik gibi bir şey yapacağım. Öyle söyleyeyim size. Bu arada bir arkadaşım bana hediye şöyle bir tabak almış. Size onu da göstereceğim. Şöyle hediye bir tabak almış. Sağ olsun. Bu şekilde üçlü. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Böyle üçlü hediye tabak almış. Öyle bu şekilde. Evet bakın size ne göstereceğim. Saçlarımı boyadım. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu şekilde saçımı kendim boyadım. Ne rengi boyadım? Mavi siyah saçım. Kendim boyamayı biliyorum. Mavi siyah boyadım. Çünkü yine gittim. İyi bir şey istedi de. Neyse. Tabii ben ne alıp geri dönmüşümdür. Kuaföre gittim. Sonra vazgeçtim. Dedim ki ne gerek var. Sizce ben oradan nereye uğrayıp gelmişimdir. Bilen bilir. Ondan sonra yine paramı harçuç etmedim tabii. Çünkü ben düşünceli kadınımdır. Saçlarımı şimdi boyadım. Birazdan yıkayacağız. Mavi siyah bu arada bu saçım. Kendim boyarım. Zaten boya şeylerim var benim. Bilgim de var. Çünkü ben güzellik salonunda da bir sene iş yaptım.
çalıştım yani bir tanıdığımızın yanında. Böyle. Güzel yaptım. Bakarım kendime. Koyun da bakarım, tavuk da bakarım, karton plastik de toplarım. Ev hanımlığını, anneliğini, her şeyi ama bakımımı da yaparım yani. Öyle söyleyeyim. Böyle canlar. Onu da göstereyim dedim. Bir de bakalım saçımızı nasıl yapacağız. Onda da görürüz birbirimizi. Bak arada gösteriyorum size kendimi, değil mi? Böyle. Evet, yemeğim oldu. Şimdi ben buna şöyle bir biraz daha kaynayacak. Şimdi ben bunun içerisine biraz maydanoz doğrayacağım ve bir 5 dakika daha olduktan sonra altını kapatacağım. Çok güzel oldu, değil mi? O kadar lezzetli ve güzel olmuş ki. Havucumuzu, patatesimizi, soğanımızı birlikte epey bir kavurduk kısık ateşte. Onda havuç pişmiş oluyor ve çok da güzel oluyor. Bunu isterseniz daha da iyice bir suyunu çektirerek, zaten benimki tam çekilmiş yani çok az bir şey kalmış, bakar mısınız? Soğuk bir şekilde de yani yenebilir. Barbunya plaki mi diyorlar, ne diyorlar ondan işte. Şimdi ben buna maydanoz da katacağım ve fasulyemiz de olmuş olacak canlarım benim. Böyle.